Artık milletvekili sıralarına oturduğunuz şu günlerde dikiz aynasından geriye bakmayı bırakın, bugüne odaklanın. Güneydoğu'da okula gidemeyen çocukların nasıl eğitim göreceklerini, atanamayan öğretmenleri, görevine iade edilmeyen okul yöneticilerini düşünün. Gelin iyi yurttaş nasıl yetişir, bunu tartışalım. Ve gelin hayalinizdeki iyi eğitimi değil de bugünün iyi eğitimi nasıl olmalı, bunu konuşalım. Atanamayan 350 öğretmeni konuşalım. Okul çağında olup okula gidemeyen 2.715.000 çocuğumuzu konuşalım. Okula kayıtlı görünüp devamsız olan 645.000 çocuğumuzu konuşalım. Ve gelin 4+4+4 yasasından sonra neler olmuş ona bakalım. Açık liseye kayıtlı öğrenci sayısının 940.000'den 1.5 milyonun üzerine çıktığını konuşalım. Ve yine ortaokulu bitiren 258 bin öğrencinin hiçbir okula kayıt yaptırmamış olduğunu konuşacak kadar yürekli olalım. 13.800 okulun, köy okulunun bu yasayla kapatıldığını konuşalım. Ve taşımalı eğitime mahkum edilen 1 milyona yakın öğrenciyi gelin konuşalım. Değerli milletvekilleri, belki hiç okumadınız elinizdeki yasa tasarısını. Kurmak istenilen vakıf parmak hesabıyla, parmaklarınızın sayısal çoğunluğuyla elbette ki kurabileceğiniz bu vakıf Milli Eğitim Bakanlığı'nın hiçbir yarasına merhem olmayacaktır. Görünen ve görünmeyen hedefleriyle bu vakıf yeni bir cemaat örgütlenmesi olacaktır. Daha da önemlisi Milli Eğitim Bakanlığı'nın paraleli olacaktır. Saraydan gelen direktifle parmak gücüyle kurulacak bu vakıf sarayın marif vekaleti olacaktır. Ne bu ülkenin insanına, ne bu ülkedeki eğitime, ne de sizlere bir yararı olmayacaktır. Dünkü iş ortağınız bugünkü paralelinize verdiğiniz savaşı yarın da bu vakıfla yaşayacağınızı belirtir. Saygılar sunarım. Teşekkür ediyorum.